nasihlerle bu nusihleri, nasihatleri bize tebliğ eylemiş. Biz de sesini duyuruyoruz. Bunlardan son derece istifade edeceğiz. Ondan sonra da millete de bu ilanları, bu ayetteki tebliğleri duyuracağız. Ta ki Allah'ımızın huzuruna ak yüzle çıkacağız. Rezil rüsvay olmayacağız inşallah. Ve kul habibim söyle i'melû. Amel edin. Ne demek amel edin? İş yapın. İş yapın ne demek? Şimdi amel çalışmak demek, iş demek. Namaz olursa bu amel nasıl olur? Salih olur. Efendim, içki içmek, kumar oynamak da ameldir, iştir. Bu amel ne olur? Talih olur. Salih'in karşılığı nedir? Talih. Salih iyi demek, talih kötü demek. Yani siz amel edin. Peki şimdi burada sadece iyi ameller işleyin manası mı var? Tabii ki biz onu nasıl algılayalım, nasıl anlayalım? İyi amel işleyin diye anlayalım. Ama her zahiri iyi görünen amel de hakikatte iyi midir? Değildir. Zahiren namaz kılmak görünen bir amel. Fakat iç yüzünde ne varsa, riya ve gösteriş varsa, bu amel bize göre sorarsan bu amel nasıl ameldi? Bu adam ne yapıyor? Ne iş yapıyor bu adam? Deseler. Biz namaz kılanı gördüğümüz zaman o ameli için ne deriz? Salih iş yapıyor. Amma ve lakin kalbinde eğer niyeti Müslümanların arasına girmek, cemaattan gözükmek, efendim partiye üye olmak, belediye başkanı adayı olmak, yok efendim imamın kızını almak, yok efendim müftüyü dolandırmak ise, öyle herkes bir şeyle geliyor camiye yani. Biraz namaz kılmak, karısı örtülü olmak falan da bu zamanda biraz prim de yapmaya başladı yani. Eskiden karısı başörtülü olan atıyorlar. Şimdi karısı başörtülüyse, ha tamam gel sana bürokraside yer verelim diyen de bir durum varsa iyi bir şey. İyi bir şey ama adam karısının başını niye örttü? Bu adam namazı niye kılıyor? Bu adam abdestini al. E biz neye bakarız? E tabii ki biz zahire bakarız. Nahnu nahkumu biz zahir. Biz zahire göre hüküm veririz. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki radıyallahu anh, kölelerimden namaz kılanları, Müslüman olanları, namaz kılanları, çünkü köleyi Müslümanlığa zorlayamazsın. Müslüman olmak zorlan olmaz. Adamın içinden rıza gelirse Müslüman olur. Müslüman olmuyorsa bir adam, sen onu kafasına silah dayatıp da Müslüman ol diyemezsin. O desende muteber olmaz. Bu vesileyle o teşvik için, yani kölelikten azat olsunlar teşvik etmek için, mesela şimdi bir patron düşünün, 300, 500, 1000, 2000 işçisi var. Dese ki namaz kılan işçilere ayda 100 lira ikramiye. 1000 lira derse camiden çıkmazlar. 100 lira falan da kurtarır yani. Oho! Kaç saat grev yapıyor herif 10 lira zam için. 100 lirayı para. Maaşı kaç lira zaten? 700 lira maaş oluyor. 100 lira ne demek? 1000 lira maaş olsa 100 lira ne demek? Onda bir. Çok yüksek rakam. Bizim millet yağsız kemiğe bile iki secde yapar yani. O itibarla şimdi hangi işçilere ikramiye verse namaz kılana, kılmayan kalır mı? Fabrikada kılmayan kalmaz. Evde de belki kendini çektirir kızına. Nasılsa delikli demir çıktı, mertlik bozuldu ha bu telefonlar. Kızım çek beni, bak namaz kılıyorum. Patrona göstereceğiz da. Çek kızım çek. Sabit kamera koyar, girer çıkar kılar. Tabi sabit koyar orada. Allah rızası yoksa. Adam şey yapıyor öbür türlü. Kılmaz. İman zayıf yani. E şimdi Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki radıyallahu teala, kölelerimden namaz kılanı azat edeceğim. Hep çoğu başladı namaza. Dediler o da azat ediyor.
O zaten azat etmek yer arıyor da bari kar etmek için namaz söylüyor yani. Bu sefer namaz kılan azat, namaz kılan azat. Dediler ki birisi gel. Sanki Hazreti Ömer anlamamış da akıllı biri geldi böyle. Akıllılar çok olur. Gelirler hocalara da böyle akıl verenler var. Hoca efendi sen öyle diyorsun. Ulan bırak hoca biliyordur ya. Sen hocaya akıl verme de. İşte Hazreti Ömer ya Ömer ne oldu? Ya bunlar sahtekar. İçeride kılmıyor. Sonra kılmıyor. Senin gördüğün yerde kılıyor. Seni namazla kandırıyorlar. Seni namazla kandırıyorlar. Azat oluyorlar. Ondan sonra da kılmıyorlar. Hazreti Ömer de buyurdu ki kandırsınlar da beni namazla kandırsınlar. Ben yine kârdayım diyor. Bir secde yaptırıyorum adama diyor yani. Namazla kandırsınlar. Ben de biliyorum diyor yani hepsi tutturmaz abdesti tutmaz ama namazla kandırsınlar. Şimdi biz zahire bakarız. Bir adam gelmiş namaza başlamış. Camide cemaat atmış. Kadın çarşaf giymiş falan. Sen hemen ona sen niye namaza başladın bakayım? Sen müfettiş misin? Sorgu memuru musun? Onun niyetini biz sorgulayamayız. Biz zahire göre hükmederiz. İdaretum racul ya'tadul mescid feşhedu lehu bil iman. Bir adamın camiye devam ettiğini görürseniz imanına şahitlik edin. Biz Müslüman muamelesi yaparız. Ölürse de nasıl bilirsiniz? İyi biliriz camide gördüğümüz için. Bu budur. Ama vallahu tevelle serair. Gizli tarafı, kalp tarafını kim üstlenmiştir? Allah Teala onun niyetini bilmektedir. Bunlar hep ben gelince atıyorlar ya. Şey yapıyorlar ya, ihtifal yapıyorlar ya, kutlama seni. Ne kadar patlama şeyiniz bol sizin bu Bursa'da. Patlama şeyiniz yok mu? Evet. Ulu emmelû. Habibi söyle ki amel edin. Ne demek amel edin? Yapın bakalım. Ne yapın? Aslında şimdi isteyen iyilik yapsın, isteyen kötülük yapsın. Manasında Allah Teala'nın bir serbestlik vermesi var mıdır? Var mıdır böyle bir serbestlik? Zahiren vardır. Çünkü öbür ayetten anlıyoruz. Femen şâe fel yûmin, isteyen iman etsin. Femen şâe fel yekfur, isteyen inkar etsin. Şimdi inkar etsin diye Allah emir verir mi? Kafir olsun diye emir verir mi? Allah Teala kafir olmaktan razı gelir mi? Haşa. Ama diyor ki isteyen kafir olsun. Niye? Peşinden bak ne diyor? İnne atedna liz zalimine nara. Biz o zalimlere ateş hazırladık. He? Nara ne demek? Nar. Sen de zannettin nar hazırladı yiyeceksin, yumulacaksın ha? Çok nar hazırladı sana. Arapçaki nar ateş. Büyük ateş. Naran temvin tazım için. Büyük ateş. Hatabim suradiku. Dumanları bile onları kaplamış. Daha adam cehenneme girmeden yanaşırken cehennemin dumanından etleri sökülüyor. Kemik kalıyor. Bir de bunun içine girecek. Acayip bir şey yani. Dayanılacak bir şey değil. Bu akıl mantık hafsale almaz ya. Allah'a karşı gelmek akıllı işi değil. Yani korktuğundan da olsa kârdır ama insan zaten Allah'ımız veli nimetimiz bu kadar iyiliğimizin sahibi her şeyimiz ondan. Niye karşı gelelim ki de sevgiden gelmemesi lazım esasen. Ama ne yapalım herkesin anlayacağı dilden ayet var. Burada da şimdi Habibi şöyle amel edin. Yapın istediğinizi bakalım. Şimdi serbestsiniz. Eliniz çalışıyor, diliniz çalışıyor, gözünüz çalışıyor, ayağınız çalışıyor. İsteyen namaz kılsın, isteyen zina yapsın. Öyle. O da hareket, o da hareket. O da efor, o da efor. İsteyen Kur'an'a baksın, isteyen çıplak karıya baksın. O da bakış, o da bakış. İsteyen şarap içsin, isteyen zemzem içsin. O da içiş, o da içiş. Amel edin bakalım, yapın bakalım. Şimdi burada Allah bana diyor ki ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap diyor ama peşindekini dur bakalım ne diyor daha. Ne yaparsan yap ama feseyarallahu amelekum. Muhakkak Allah sizin amellerinizi görüyor. Bu ne demek? Hani çocuğa terbiye vermek isteyen, ikaz ve tehdit yapmak isteyen mesela ne der? Bana bak. Gözüm üzerinde. Ne demek gözüm üzerinde? O çocuğa ne demek istiyor yani? Takiptesin. Ne demek yani? İstemediğim işi yaparsan tokatı yersin.
E sen de anla da. Söyle Habibim, amel edin de, amel edin. Çalışın. İşlek yerdesiniz. İşlek yoldasınız. Dünyadasınız. İmtihan yurdundasınız. İmkanlar seferber olmuş. Allah fırsatları vermiş. Sebepleri halk etmiş. Sebepleri yaratmasa imtihan olmaz. Namaz kılamasan elin yok, ayağın yok, eylemiyorsun, ruku yok, secde yok, kafanı sallayamıyorsun. Felç olmuşsun. E Allah sana namazı zorlamıyor ki o zaman. Ama imkanları verdiklerine diyor. Amel edin. Biz onu ne diye anlayalım? İyi amel edin. Ama içinizde iyi olsun. Niyetinizde iyi olsun. İhlas üzere olun. İflastan uzak durun. Allah için iş yapın. Nefsi karıştırmayın. Hele ki Allah için yapılan işe nefsi hiç karıştırmayın. İbadet işine, din işine, dünya menfaatlerini hiç karıştırmayın. Çünkü burada o geliyor peşine. Feseyarallahu amelekum. Muhakkak ki Allah amellerinizi görüyor ve görecek. Yaptığınızı görüyor. Yapmadan evvel ne yapacağınızı biliyor. Yapınca da görecek. Yapmadan biliyor, yapınca da yaptığınızı görecek. Ama yapmadan evvel de yapacağınızı biliyor. Bu kader itikadıdır. Mevla biliyor. Bu hususta